Merhaba, Teams uygulamasıyla uzaktan eğitim programına girişle ilgili bir anlatım yapacağım. Telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan browser açarak teams.microsoft.com adresine giriyoruz. OBS'de kullandığımız kullanıcı adımızı sonuna @mail.sanko.edu.tr yazarak giriyoruz. OBS'de kullandığımız şifremizi yazarak oturum açıyoruz. Sol taraftaki ekipler sekmesinden bizim girebileceğimiz, bizim dahil edildiğimiz sınıflar görünmektedir. TKD 104 Türk Dili SBF dersi için hocamızın eğitimi başlattığını düşünerek devam ediyoruz. Toplantı karşı tarafta başladığında katıl butonu aktif olmakta ve bize şu anki toplantıya katıl diye bir uyarı vermektedir. Biz direkt katıl butonuna tıklayarak başlayan eğitime dahil olabiliyoruz. Hocamızın bizimle paylaştığı ekranı direkt burada görüyoruz. Hocamız bizimle test eğitimi başlıyor diye bir PowerPoint sunumu paylaştığını düşünüyoruz. Slaytlar geçtiğinde ya da video geçtiğinde ya da hocamız birebir de anlatım yapıyorsa bu ekranda görebiliyoruz. Gelelim buradaki sekmelere. Katılımcıları göster butonuna tıkladığımızda sağ tarafta şu andaki aktif kişileri görebiliyoruz. Görüşmeyi göster dediğimizde burada eğitim devam ederken yapılan sohbeti, konuşmayı buradan görebileceğiz. Diğer eylemler kısmında kaydı başlat bizim için çok önemli. Kaydı başlat dediğimizde bu eğitime butona basıldıktan sonraki kısmını kaydediyor. Bu bizim için çok önemli. Bunu nerede görebileceğimizi birazdan anlatacağım. Şu anda eğitimin bittiğini düşünerek bu kısmı kapatıyorum ve diğer sekmeleri anlatacağım. Toplantı devam ettiği için bize burada hala katıl butonu aktif. Ancak biz şu anda katılmıyoruz. Bittiğini düşünüyoruz çünkü. TKD 104 Türk Dili SBF eğitimi için, dersi için. Tüm gönderiler burada. Yani bu odada yapılan tüm aktiviteleri buradan görebilirsiniz. Daha önceden yazılan mesajlar. Toplantı ne zaman başlamış, bitmiş. Yine başka bir toplantı başlamış bitmiş. Biz bunları test için ve siz görebilin diye yapıp bitirdik. Yine bu derslik için paylaşılan dosyaları dosyalar sekmesinden göreceğiz. Buradaki belgeleri tarih sıralamasına göre görüp açıyor olacağız. Buradan istediğimiz belgeyi açarak kendi bilgisayarımıza save edebiliriz. Az önce bahsettiğim toplantı notlarını eğitim esnasındaki notları da toplantı notları sekmesinden görebiliriz. Ama şu anda bir not yazmadığımız için göremiyoruz. Yine genel sekmesinde eğer o video kaydedilseydi, kaydı başlat butonuna tıklanmış olsaydı burada bir video seçeneği görecekti. Ve kaydedildiği esnadan bitirilene kadarki kısmı burada görebilecektik. Bu da eğitimi kaçıranlar için büyük bir fırsat olacak. Anlatacaklarım bu kadar. Teams.microsoft.com'a erişimle ilgili sıkıntılarınız olursa bilgi işlem birimiyle eğer uygulamaya girip
katılacağınız dersi sistemde göremiyorsanız öğrenci işleriyle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.